Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hoi 4'te yine bir taktik yapacağız. Bu taktiğimiz de Amerika ile oynayacağız. Historik olarak açalım, Iron Man modunda da görün. Amerika'ya faşist yoldan gideceğim. Ancak iç savaş yemeyeceğim. İç savaş yemeden nasıl gidilir, nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında çok basit. İç savaş yediğinde biliyorsunuz çok bölünüyor. Toparlaması da biraz uzun sürüyor. Gereksiz. Hiç oraya odaklanmaya gerek yok. İç savaşla uğraşmaya gerek yok. Komünist yolda aynı. Onda da savaş yemeye gerek yok. İç savaştan kaçıyoruz. Yani. Olay bu. Nasıl olacak? Basit bir yol. Bir şey yapmayayım. Direkt göstereyim şuradan. Öncelikle şeyi bekliyoruz. Seçimlerin gelmesini bekliyoruz. Sağdan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Roosevelt'in gitmesi lazım. Roosevelt'e gönderiyoruz. Sağdan devam edeceğiz. O seçim bir gelsin. Başlatalım. O sırada ufak tefek şeyler yapayım ben. Şöyle bir askerleri bir araya toplayalım. Sağ solda almışlar. Historical'da oynayacaksanız dikkat etmeniz gereken şey aslında bir Japon saldırısı. Filipinler istediği için. Ondan da kurtulabilirsiniz tabii. O da çok şey değil. Tabii Japonla da savaşabilirsiniz. Keyfi bir durum. Niye bölemedim ben? Gördüm şimdi. Sana da bir MacArthur gelsin. MacArthur aslında Filipinlere yollamak lazım. Biliyorsunuz Filipinlere gidiyor. Sonradan da geri çekiliyor taktiksel sözde. Tabii. Çok eleştiriliyor ama biraz popülist bir lider. Komutan daha doğrusu, pardon. Şöyle uçakları da bir araya getirelim. Ne var başka? Şu var. Şurada bir... Sen gel, tamam. Topladım bir araya bakalım. Donanma. Donanma da bir araya gelsin. Hepsini bir elimize avucumuza alalım. Neyimiz var neyimiz yok bir görelim. Evet. Böyle güzel oldu. Şuraya gelir misiniz? Hatta birleşin siz şöyle toplanın bir. Circle focus, focus gitmeyeceğiz. Bekleyeceğiz çünkü. Olsa da yani şuradan gitmeyeceğiz daha doğrusu. Soldan sakın gitmeyin. Ha, komünist olacaksanız soldan gidin zaten. Şöyle soldan gelirsiniz, komünist olursunuz. Biz sağdan gideceğiz, faşist olacağız şöyle. Orada ufak detaylar var, onu bahsedeceğim açılsın. O yüzden böyle başka şeyler gidelim, alternatif fokuslara gidelim. Şöyle silahı kaydırabiliriz, support'a ve topa verebiliriz. Şu fighter, carrier fighter şu an gerek yok. İstemiyorum. Ne basıyoruz ona bakmadık. Şuna bir slotlarını artırabiliriz. Bir tane bittiği zaman, bitenin dok yerde diğerinin üzerine gelir, çabuk biter. Evet, bayağı da basıyormuşuz. Carrier'a gerek yok. 36 carrier'a gerek yok. Zaten vardı bize birkaç tane. Başka bir şey basmıyoruz, değil mi? Tamamdır. 3 tane buna ekle. 3 tane de buna ekleyelim. Tamam. Bunlar bitince de konvoya geçeriz. Filipinleri annekseyeceğim çünkü. Nedenine gelirsek Japon saldırısı. Japon saldırısından kaçmak istiyorsanız Filipinleri annekseyeceksiniz. Anneksediğiniz Filipinleri free bırakacaksınız. Filipinler ne yapıyorsa yapsın. Gitsin başımızdan. Tabi bu historical, tarihsel modda oynarsanız geçerli. Tarihsel olmayan modda oynarsanız gözünüz bir Japon'da olsun. Bakın belki şey yapar. Şogunluktan gider belki, komünist belki demokrat bile gidebilir. O durumlarda tabi saldırmayacaktır Filipinlere. Focus nedeniyle. O zaman rahat olabilirsiniz. Yine annexliğiniz size kalsın. Ama eğer benim gibi tarihsel oynuyorsanız ve de Japon'a da hiç uğraşmayayım diyorsanız aslında şu sembol daha bir sanki bize uygun da. Şöyle bir yılan ve dünya. Böyle bir egemen güç, hegemonya tarzında. Amerika'yı daha bir ifade ediyor. Şöyle bakalım. Evet. Bunlara bir 6'şer tane daha piyade ekleyelim. Tak tak. Şöyle güzel oldu. Düş bakalım. Şu garnizon saçma. Buna gerek yok. Bunları da şimdi için yaparız ya. Uğraşmayalım. Şimdi pek zaten şeyimiz yok. Army experience'ımız yok. Bunlar training yapsınlar gelir gelmez. Siviller birer tane bastık sağ sola. Biraz sivil kasalım. Zaten şey kaldırdığım zaman depresyon. Great Depression. Şu debuff. Bu gittiği zaman rahatlayacağız. Bunu kaldıracağız birazdan. Ya adım adım onda geleceğiz yani. Ondan sonra hızlıca askeri hızlıca şey yaparız. Altyapıyı da yaparız. Güçlendiririz. Tren yolları da zaten güzel. Ama yine onu da güçlendirelim. Diplomatik training aldım şöyle. Onda da güçlendiririz. Her şey çok daha güzel olur. Her şey güzel olacak. Bakalım. Evet. Eğer Japon'la savaşırsanız zaten burada belli başlı adalar var bildiğiniz gibi. Şurada Guam. Guam'a tıklayamadık. Guam değil mi? Yanlış olmasın. Evet. Guam önemli. Ondan sonra şurada var. Hawaii. Tıklayamadık. Evet.
Şurada bir ada daha var. Midway Adası, evet. Yani bu adalar önemli. Şu yukarıda da var. Onu göstermedim. Belikboğaz'a doğru. Heh. Burada da var. Bu adaları işte ne yaparsınız? Tabii garnizon olacaksınız buraları güzel bir şekilde. Çıkarma yapamazsın. Bir. Bu birinci adım. İkinci adım ise altyapısını güçlendirin. Etrişin yemesin. Daha doğrusu limanı güçlendirin. Çünkü limandan geliyor ya kaynak anakaradan. Limandan geliyor. Şunu da çal. Limanı güçlendirin. Radar koyun. Radar önemli. Tabii ilerleyen teknolojiler bunlar biraz. Havaalanını çok önemli. Havaalanını fullleyin. Oraya doldurun uçakları. Deniz limanınızı bombalayın. Hiçbir şey yapamaz. Ondan sonra bir yerden güzel bir çıkarma çizersiniz. Çıkarmanızı yaparsınız. Ben bir kere şuradan çıkmıştım. Güzel çıkmıştım. Alırsınız donanmasını kırarsınız. Hiçbir şey yapamaz. Parçalarsınız yani. Uçak desteğiyle beraber şöyle bir uzun menzilli heavy fighter. Yani taktik bomber da olur. İlla nevi özel olmasına gerek yok. Yapılır ya. Olur ama ne gerek var? Yani odaklanmak istemiyorsanız oraya, Avrupa'ya daha çok odaklanmak istiyorsanız ya da sadece kıtamda takılacağım diyorsanız, dediğim gibi Filipinleri annexleyip sonra free bırakın. Evet. Lobi çalışmaları yapabiliriz tabii. Niye yapmayalım? Şunları yapmamız gerekiyor tabii ki. Şu üçünü 25, 25, 25 politik power gerekiyor. Tabii en başlarda Amerika'da sıkıntı politik power. Depresyon, büyük depresyon yüzünden. Bunlar aşacağız. Bunlar aşılacak şeyler. Şuna birkaç tane daha açalım da ikinci bir ajan daha gelsin. Tek ajanla Amerika olmaz yani. Nasıl Amerika derler? Nerede bu United States? Her state'ten bir ajan gelse zaten. Şimdi bakın burayı açtık. Buradan devam edemiyoruz tabii. Çok uzun sürüyor. Oradan da şey. Radyoyu açmamışız. Radyoyu açarız. Başka bakıyorum. Evet, radyoyu bir açalım zaten. Şuradan da Improved Mission Tools mantıklı gidelim. Üretim hızı artsın. Güzeldir. İki fokus bitirdik. Hala seçim gelmedi. Şu fokus şurada, şurası önemli, onu söyleyeyim. Şöyle bir geri çekelim. Burada bildiğiniz gibi planlar var. Saldırı savunma planları. Oyun aksın. Şu ortadaki, hemen kapattım. Şu ortadakinden gelirseniz Alman'a karşı bir saldırı planı var. Çok önemli değil. Alman da biraz arayı açıyor da çok da mühim değil. Ama ondan sonra şu fokus var. Eğer tarihse oynarsanız zaten bu kesin buraya gidin. Bu fokus da İngiltere Almanya ile savaşırken İngiltere'den şeyler istiyorsun. İşte bazı adalar var. Jamaika, Bermuda Adası falan. Mesela şurası. Bermuda demişken. Evet, bu adalar hani kontrolü bize ver diyorsun. Sen kontrol edemezsin, sen burayla uğraşma diyorsun. Gidin alın yani bulunsun. Onun dışında tarihselde kesin olan bir şey daha var. O da Meksika'nın bir saniye. Meksika'nın petrol yataklarını millileştirme hareketi. Bu harekete tepki olarak saldırı şeyi kozu alabiliyorsunuz. Annex Wargo alabiliyorsunuz. Onu alın zaten. Direkt dalın yani. Meksika'yı burada bekletin. Tarihsel olmayan da iç savaş olan yeme olasılığı çok yüksek oluyor Meksika'nın. Aslında biraz daha rahat oluyor Meksika'yı savaşlayınca. Meksika'ya geçmek daha kolay oluyor. Yani bir gücün yarısı gitmiş oluyor kafadan. Şu an ben mesela buraya yığılma yaptım ama çok da rahat ilerleyemem. Onu söyleyeyim baştan. Meksika'ya şu an saldıracak olsam çok çok rahat ilerleyemem. Bizim de çok iyi değil depresyon yüzünden. Uçakları ben nereye topladım? Buraya topladım ben. Bir birleşim bakayım ne var ne yok. Sen burada kal nevi, sen taktik misin? Taktiksin. Gel, siz şöyle bir nereye gelin, nereye gelin? Kaliforniya'da Los Angeles semalarına gelin şöyle. Tamam, siz burada bir training yapın. Petrol bol zaten. Sen de yap hatta training. Donanmayı toplamıştık. Şurada bir parça daha var, o da gelsin. Tamam, yeni geldi galiba. Şöyle bir uçak gemilerini ayırayım. Neredesin? Şöyle. Buraya da bir tek komutan verelim. Bunlar da şöyle dört parça olarak. Training yapın. Uçak gemisi sen de gel. Şuraya gel. Onu da kıyıya bir yere çekebilirsiniz. Orada training yaptırabilirsiniz. Yani şöyle bir belki şey Meksika Körfezi'ne böyle yanaştırırım, oradan uçakları kaldırıp vurdurum. Bu arada şeydi. Uçak gemisinin uçaklarını da training yaptıralım. O da bir ufak detay. Çok bir şey yok ama yapsınlar işte maksat. Yapmadık demesinler. Oraya gidemiyoruz. Şuradan da gidebiliriz. Bu fokusun da güzel bir özelliği. Şöyle bir detayı var. Böyle bunu unutmayın. Burada buraya kadar geliyorsunuz. En sona geldiğiniz zaman Create Faction diyor. Burada aslında daha öncesinde kurduğunuz bir ittifak varsa bu ittifaka Güney Amerika ve daha doğrusu bütün Amerika kıtalarını, kuzeyde çok bir şey yok ama işte hani kuzey, orta ve güney diyelim. Buradaki artık ideoloji neyse o ideolojide olanları davet ediyor. Yani
Yani demokratsak mesela şu an demokratız. Demokrat olanları davet edecek. Mesela Şili falan gelir bu durumda ya da Kolombiya gelebilir. Faşist olsaydınız ya Peru Venezuela'yı davet etmiş o gibi oluyordu Haiti'ye. El Salvador'u. Tabii işte öyle yapabilirsiniz. Oradan hani ittifakı adam çekmek için kullanabilirsiniz. Onu da unutmayın. Ama hangi ideolojideyseniz o ideolojiye geliyor. Ona göre taktik yapın. Mesela faşist olacaksınız ama mesela faşist olmadan önce demokratları çağırıp sonra faşist olup faşistleri zaten invite edersiniz. Falan filan. Şimdi 500 oldu mu? 500 verdik mi bu integrated tabut olacak bu arkadaş. 500 veririz. 500'de bir şey yok. Ama önemli olan sonrası. Biraz şey de yaparız. Altyapı falan da yapabiliriz. Oradan düşürebiliriz şeyi. Bir şey istiyor galiba. Koordin istiyor. Türkiye'den alırız ya. Türkiye teklif getirecektir zaten muhtemelen. Antalya'dakileri biz isteriz belki Türkiye'den. Şöyle bir fabrika şimdilik vereyim. O çıksın bir aradan da göze batmasın orada. Normalde vermeyin yani. Ben şu an sen laf olsun diye yaptım. Bir küçük lobi çalışması yapalım ya. Yapmadık demeyiz. Ajanlık da ne yaptık? 3 tane açtık. Kaç tane daha açmaya devam. Bu arkadaşlar arada bir bakın. Hatta bunu birleştirelim. Şöyle bir yere toplam. Şuradan daha rahat görüyorsunuz. Gerçi biz bunu niye ayırmıştık ki? Ben bunu niye ayırdım? Bunu ben ayrı ayrı bakacağım diye ayırdım. Şimdi tekrar birleştirdim. Çok mantıksız oldu. Uçak gemisi ayrı kalsın. Uçak gemisinin ayrı kalması iyidir. Uçak gemileri. Buradan şeye bakarsınız. Mesela hasar almış bu değil mi? Bunu çekin buraya. Hatta buraya basın şimdi kalkmayacaktır. Limana çıkmayacaktır. Hasar onarıldığı zaman kendisi kendine çıkar. Evet arkadaş ufak bir detay var. Onu da atlamayayım. Tekrar söyleyeyim. Bütün planlarınızı bozabilir çünkü. O da Japonya olayıdır. Ajan bastıktan sonra bu ajanlarınızı Japonya'ya yollayıp ne durumda, ne yapıyor, hangi fokus olduğunu kontrol edebilirsiniz. Özellikle tarihsel modun dışında oynayanlar için bunu tekrarlıyorum. Tarihsel modun dışında oynayıp yine standart fokusundan gidiyorsa bazen erken bazen geç gidebiliyor. Şurada Security Philippines bölümüne geldiği zaman anlarsınız ki sıkıntı büyük. Filipinlere saldıracak demek bu abi. O yüzden Filipinleri ondan önce annexleyip free bırakabilirsiniz. Ya da dediğim gibi savaşa hazırlanabilirsiniz. Onu bir hatırlatayım tekrardan. Şu donanmayı seçemedim. Bu şey yeni basılanlar da şunu bunları ekleyeceğim. Yani training'i bırakın siz. Birleşin tamam. Şimdi birleşin. Güzel oldu. Şöyle 2 parça, 3 parça, 4 parça yapalım. Öyle training yapsınlar. 4 parça yapıldı ya şimdi şöyle bir şey oldu. 4 parça yaptığımız neden iyi oldu? Bir parçada bulunan ve onarılması gereken mesela burada. Onarılırken diğerleri onu beklemiyorlar. Aslında ne kadar parça yaparsanız o kadar daha verimli olur. 4 parça yeter bence. Evet, uçak gemilerimizin bir tanesi hasar almış. Onu bir onarsınlar. Fokus gitmemişiz bu arada. Şey hala gelmedi. Seçimleri bekliyoruz hala. Roosevelt'in gitmesini bekliyoruz. Şunu gidebiliyoruz neden? Parlamentoda yeteri kadar senatör falan yok galiba. Şu fokusu gidelim çünkü bunu kullanacağız. İngiltere'den adaları isteme fokusu savaştayken onu kullanacağımız için gidelim mutlaka. Muhtemelen gelir ya. Kaçtaydı? 36 mıydı? 36'ın sonu muydu? Ekim, Kasım'da mıydı yoksa ne zamandı? Ha buradan bakıp göremiyoruz şu. Neyse. Ha geldi. Evet. Evet. Şimdi üstteki devam et diyor. Ruzayet devam et. Bize bir şey demeyeceğiz. Biz yenilik iyidir diyoruz. Alt London geliyor. Evet geldi. Var mı? Gelmiş oldum. Politik power da getirdi bu durum bize. Tabii bir şey alamıyoruz galiba ama buradan belki Science Workhouse alabiliriz. Politik power'ı %15 olarak daha hızlı artırıyor. Bunu alabiliriz biraz biriktirip. Çünkü politik power bizim için çok önemli. Amerika için özellikle çok önemli bir konu. Evet evet bunlar da okey diyelim. Şuradan gidelim. Şimdi evet. Şimdi sağdan gidebiliyoruz. Çok güzel. Gidebiliyoruz. Buna başlayıp hemen bütün bilgileri vereceğim size. 19 gün sonra şu fokus bitsin. Oraya başlayalım. Tabii donanma training yaptığı sürece donanma doktrini de açabilirsiniz. Amerika için çok kolay oluyor tabii. Bayağı büyük donanmamız olduğu için. Yani uçakların training yapması o kadar experience getirmiyor ama donanma fazla olduğu için training'i bayağı sağlam getiriyor.
MacArthur ne yapıyorsun? Sana bir şeyler alalım şöyle. Karizmatik falan ol yani. Olur. Ayrıca ay, olur ya, çok da önemli değil şu an bizim için. Sanayimiz çok iyi zaten. Çok iyi. Ekonomi çok iyi. Bak şimdi. Sağdan gidiyoruz. Gittik. Şimdi bu sağdan gideceğiz. Bu tamamlayacak. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ancak başlatayım şöyle aksın zaman. Ancak bizim faşist olmamız için America First'e gitmemiz lazım. Bundan sonra faşist demobu alabiliyoruz. Buraya gelince. Bunları zaten açmamız lazım. Şunlar şeyi kaldıracaktır. Great Depression'ı kaldıracaktır. Bu ikisini açmak zorundayız zaten. Yani ona kaçarı yok. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yalnız burada dikkat edilmesi konu, bir dakika durdurayım da bir. Başka bir şey girmesin araya. Natural, yani şu iki Fox'u gitmeyeceğiz. Bu ikisini gittiğiniz zaman faşist demagog alamıyorsunuz. Faşist demagog alınca zaten buna giremiyorsunuz. Yani bu iki Fox'u unutun. Sakın bunlar açılınca yanlışlıkla basma moduna girmeyin. Burayı kesinlikle unutun. Burayı kapatın. Sadece America First ve şurası. Şu Fox olur. Sağdan da buraya gidebiliyoruz. Burada YTK faşist olunca gidebileceğiz zaten buraya. Ama şu ortadakine sakın gitmeyin. Ortadakine gitmek demek iç savaşa davetiye çıkarıyorsunuz demek. Buna hiçbir anlamı yok. Biz iç savaşsız güzelce yavaş yavaş hazmede hazmede faşist olacağız zaten. Hiç buradan boş yere gidip iç savaş çıkarmayın. Yani benim şu an önerdiğim bu iç savaşsız mod. İç savaşlı değil. İç savaşsızı şu an anlatıyorum. O yüzden buradan gitmeyin. Şurada da şu bu okey ama şu en alttaki sıkıntı yaratıyor. Civil War'a yine yazıyor. Bak, this will move you closer to a civil war diyor. Buna da sakın gitmeyin. Şu en alta inmiyorsunuz. Burada okey, bu okey. Bunlar okey. Sol taraf tamam. Sağ tarafta şu ikisi tamam. Şu tamam ama şu en alttakine gitmiyorsunuz. Ve şu bölüme hiç gitmiyorsunuz zaten. Bunu unutmayın. Şu bölüm ve şuralar yok bize. Bize sadece America First, şunlar, şurası var. Ve yeteri kadar faşist olduğu zaman şuradakileri güzelce gideriz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada güzel güzel demantlarımız var. Özellikle şuralarda. Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Malaya'yı hepsini papatya yapabiliyoruz. Alabiliyoruz. Hong Kong alıyoruz. Siam'ı daha iyi alabiliyoruz. Baya baya güzel. Çok güzel bir egomanyayı geliştiriyoruz. Güney Amerika'ya yayılıyoruz falan. Çok güzel. Hele bir de iç savaş yemediğimiz için çok da güçlü oluyoruz. Gayet tatlı bir oyun oluyor yani. Kolay da oluyor zaten. Buraya gide dursun. Biz başka ne yaptık ne yapmadık bakalım. Lobby çalışmaları yapabiliriz. Bunlar güzeldir. Politik power'ı azaltmaya başladı tabii, doğru. Keşke yapmadan önce şey alsaydım ya. Neyse. Advisor alsaydım keşke. Training yapsınlar. Bize zarar yok. Güzeldir. Her şey yollu yolunda. Ne yapıyoruz? Sivil basıyoruz. Basalım biraz sivil. Zaten şu an öyle büyük bir savaş yiyecek halimiz yok. Kimseye savaşmayacağız. Meksika ile savaşacağız dediğim gibi. Meksika'da şöyle bir atlı çıkarma birlikleri yapılabilir. Yaparız, onları ayarlarız şimdi. Kalsın bir dakika. Biraz experience gelsin. Power'ımız olsa şöyle bir command alsak ya. Commander alsak. Bunu alabiliyoruz gerçi ama Power'ı oraya yönlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Heh, şimdi. Nerede o faşist demagog? Şu an alamıyoruz. America First gitmemiz lazım. Şu arkadaşı alacağız. Ondan sonra rahat edeceğiz. Sakın bunlara kaymayın. Zaten bunları şu an açamıyoruz ama YTK senatörü olsaydı şunlarda House'da ve Senato'da YTK'lar desteğimiz olsaydı açabilirdik. Açmayın ama sakın. O yüzden önce America First'e gidelim. Demagog'u alalım. Rahat edelim. O yavaş yavaş yüklenecek bize. Zaten belli bir oranı çıkınca da iç savaşsız şey teklifi gelecek. Referandum teklifi gelecek. Kabul edeceksiniz. Hemen faşist olacaksınız. Yıl olarak değişebiliyor. Bazen hızlı, bazen yavaş, bazen erken. Ama zaten yani şu sıralar bir savaş mavaş yok. Yani 40'larda falan. 40'ların başı. 39'a yetişmeyebilir. Onu bilmiyorum. Denemek lazım. Tarife olmayan modda özellikle denemek lazım. Orada daha farklı sonuçlar alabiliyoruz ya. Bazı eventler geliyor, daha hızlı artıyor faşizm falan. Onlar güzel oluyor tabi. Şunu da alacağım, Special Forces. Yeteri kadar dağcı koyabilmek için onun ikinci araştırmasını yapmam lazım. Geliyor. Mesela bakın, Neutrality Act geldi. Buna sakın gitmeyin. Yani işte dediğim buydu mesela. Buna gidersem şey alamayacaktım hiçbir zaman. Faşist demokrat alamayacaktım. Nerede?
Like has not started diyor yani. Hiç başlamayacaksın öyle şeyleri. Bundan sonra şeyleri kaldırabiliriz. Senato'da tekrar çoğunluğu elde edip Great Depression'ın debufflarını kaldırmaya gidebiliriz. Şu çok gerekli durmuyor. Evet, şunlar çok gerekli durmuyor. Şu soldaki 2, 3, 4, 3 fokus pardon. 4 tane diyebilirim. Şu 4 fokusu gitmemiz lazım. Onun için de Senato'da çoğunluğu ele geçmemiz lazım. Şu an biraz 50-50. Onu biraz artırırız. Ondan önce gitmemiz gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Biraz bekleyip Politik Power'ı da kasabiliriz. Hiçbir fokus gitmeyerek. Politik Power'cıyı alacağız. Çünkü bir de şurada ne geliyormuş? 50 Politik Power'a %5 veriyorsun. Çok da bir şey fark etmiyorsa da 150'ye 15 veriyor. Ama alabiliriz. Ufak ufak getirir. Sen ne yapıyorsun? Gerek yok şimdilik. Bizim daha önemli işlerimiz var. Faşist Demagogu 150 istiyor. Evet, keşke onu harcamasaydık. 150'ye bunu alırdık. Neyse biraz bekleyelim. 150 politik power'ımız olsun. Faşist Demagogu alalım. Erken alalım. Erken olsun. Onun işi uzun çünkü. Sonrasında biraz atları hızlandırırım videoyu sizin için de. Orayı keserim muhtemelen. Şuna gidelim. Gelişiyoruz. Ama zaten mantaliteyi anladınız. Bundan sonrası oyunun nasıl ilerleyeceği. Geri kalanlar sıkıntı yok. Adımları doğru attıktan sonra gerisi geliyor. Mesela 790 konvoyumuz var. Yani bizim bu Filipinler ne istiyor bizden bakalım. 500 düşürsek yetiyormuş mesela. 700 falan 500'e yeter mi ya? Bakalım. 710, 720 yetiyor mesela. Şöyle 720 yollayalım. Bu yollamakta çekinmeyin çünkü annex ettikten sonra hepsi bize geri gelecek. O yüzden çok da büyük fark yaratmıyor. Japon Çin'e saldırdı. Hadi bakalım. Bu donanma için galiba. Evet. Carrier'ı bufflayalım güzel güzel. Bir tane daha ajana ihtiyacım var benim. Şöyle ekonomi siviliğini alayım da Japon'un ne yaptığını daha rahat görebilelim. 150 oldu politik power'ımız. Faşist kişiyi alabiliriz. Tamam. Artık yavaş yavaş yükselecektir. Zaten bakın faşist aldığımız için buna gidemiyoruz. No part of the government has straight fascist demagogue diyor. Yine bu da aynı şekilde. Buralara artık gidemiyoruz. Bundan sonra hata yapma ihtimalimiz yok. Sadece tek hata şu olur. Bunu almamız. Buna sakın gitmeyin. Veya şu en alttaki fox'a gelmeniz. İnsan bazen fark etmiyor yani şöyle basıyor falan. Hani bilmesine rağmen yapıyor bunu. O yüzden biraz kontrollü olun. Buna gittiğiniz an bir savaş şeyini başlatmış oluyoruz. Tekrar söyleyeyim. Önemli çünkü orası. Şu an Senato'da çoğunluğumuz yok. Bir Senato'da lobi çalışması yapabiliriz. Aslında şunları da entegre etmemiz lazım. Lobi çalışması da yapmamız lazım. Yapmamız gereken bir sürü şey var. Politik power'ımız çok da yetmiyor gibi. Zaten bunlar kalktıkça politik power üzerindeki negatif etki de kalkacaktır. Great Depression'dan sanki bir araştırma yapıyormuşuz gibi bir etki var. Yani focus giderseniz de -1 verir ya. Ekstradan -1 var gibi düşünün. Yani double yapmışlar. 49 senatör diyor. 218'e temsilci. 49 senatör, 218. Ya alırız ya. Bu orta boy lobi çalışması yeterli olmazsa şuradan da alırız. Evet, bu 50 politik power diyor. Verir alırız. Ne yapalım? Ah, 8 tane senatörümüz gitti bu sırada. Nazar değdi. Senatörler birer gidiyor. Bir tık zaman alacak gibi bizim o şu şey senatörü toplamamız. Tabi oyunun başından bir hafif biraz çalışmalar, lobi çalışmaları yaparsanız daha iyi olur. Şunu da açmamız lazım yani bir yandan. Buna gitmesi lazım o yüzden. 49'a oldu galiba bakayım. Evet. Lobi çalışması işe yaradı gidelim. Hatta bir lobi çalışması tüh, keşke ilk başta onun. Bakın mesela şuna basmadan önce lobi çalışmasına basıp sonra buraya basarsak o zaman eksiye düşer politik power ama lobi çalışması bir kere başlatmış oluruz. Evet, ufak tefek trikler. Ne geldi? Bunları güzel gittik. Topumuzu geliştirelim. Bir gün içerisine top koyacağız. Özellikle Meksika'ya karşı çok işimize yarar top. Sen de bir Japonya'ya git. Yaydı. Burası %100 olmuş gerçi. Evet, Japonya'yı artık net görebiliyor muyuz? Net göremiyoruz. Neden? Çok etkili değiliz o kadar. YTK etkinliğimiz yok. Ama şeyi görebiliyoruz. Şu an nereye geldi görüyoruz. Tamam. Tamam zaten demiştim ben. Daha buraya gelmemiş. 70 gün. O daha var.
O zamana kadar annexleyebiliriz. Bir de annexlemeyi unutuyormuşum. Hiç unutmayın. Ne gittik ne gitmedik şöyle bakarken bir an hızlı aktı oyun. Tamam. Öyle kalmış. Herhalde gitmiştir konvoyumuz. Gitmiş evet Filipinlere. Sadece 56 politik power'ımız olmasa da tabii biz politik power eksilere çektiğimiz için annexleme değil, integrate puppet yapabilmemiz için. Ondan sonra annexleme moduna geçeriz. Hatta bir altyapı çalışmasına başlarım artık orada. Yeter bize oynadığımız. Depresyonu kaldırıyoruz çünkü artık bu kadar sivili rahat rahat kullanacağız. 164 sivilimiz var şu an. Hatta bir consumer goods da 139 olduğu için yani büyük çoğunluğu şey gibi düşünün. Hani araba alırken vergiye gidiyor ya. Bunda da öyle bir şey. Kendimize bir ise sağa sola iki yani. Geldi. Evet. Güzel. Ah devam ediyoruz. Güzel. Kaldır. Şimdi hepsini kaldır. Şuna geleceğiz. Bunu da yaparız. Bunu da yaparız. Evet çok güzel. Şu anki debuff'ı bu şekilde. Tabii yine az değil. Hadi bakalım. Ufak bir lobi çalışması da yapabiliriz. Bunu çok istiyorsun. Gerek yok. Top'a gittik. Uçağı unutuyordum. Heavy Fighter açabilirsiniz. Uzun menzil konusunda çok daha etkilidir. Japonla savaşırken özellikle adalardan, oradan buradan bir yeri bulmak için. Tactical Bomb'u tabii ki de ben kullandığım, sevdiğim bir şey. Fighter açarsanız Jet Fighter'a girebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fighter'ın bir de eğer uçak gemisi sık sık kullanacaksanız Fighter açmanız önemli çünkü onu denize kullanabiliyorsunuz, şöyle entegre edebiliyorsunuz uçak gemisini. Çok kullanmayacaksanız gerek de yok yine dediğim gibi. 270-500 gün çoksun sen, 300 sen de çoksun. Tactical gidelim. Biriken içine düzenlemedik mi biz 400 gün? Yani buna biz bir şeyler verelim. 42 bit seviyorum, 21 bit de seviyorum yine yarısı şeklinde. Kaç kaldı? Başka bir şey veremiyoruz herhalde. Şöyle bir tane daha verelim. İki tane daha birlik vereceğiz. Tecrübemiz artsın. Army Express'imiz artsın. Ne geldi? Bir şey geldi sanki. Tamam, şu anda bir çalışması fena değil. Çoğunluk bizde, orası güzel. Ne yapacaktık? Politik Power'ı biriktirip Integrate Puppet yapacaktık. Filipinleri, onu da unutmayalım. Sizler training yapıyorsunuz değil mi? Kasar aldıysan training'i bırak sonra tekrar başla gibi. Bir bırak önce. Tamam sonra müsait olduğun zaman başlarsın. Siz de bir bırakın. Evet demek ki herkes hasar almış. Hasarla sarı dolaşmayın. Demesinler sonra. Anschluss yaptı. Aman ya. Ortalık kızışmaya başlıyor demek. İyi, biz de hızlı hızlı bunu kaldırmaya gittik. Güzel oldu. Şu an nerede? Slow recover. Yavaş yavaş toparlıyoruz diyor. Ne kadar faşistsiz şu an? %23 faşistsiz. Fena değil. Zaten ilk hız, başta bir hızlı artıyor. Sonra artış hızı yavaş bir olayı var ya. Şu an %0. Yani artı 0.05. Diyeyim daha doğru. Ufak lobi çalışması yaparız da ben şuna ne gerekiyor diye Filipinlere. 28 politik power istiyor. Tamam. 28 daha istiyor daha doğrusu. Siz de sınırdasınız, güzelsiniz. Ancak bunu bir yapamadım ama zaten yeteri kadar da şeyim yok, askeri fabrikam yok. Artık bir askeriye dönmeye başlayalım. Dönmeye başlayalım derken yani ufak tefek askeri de yapalım diyorum. İşimizi görecek kadar şimdilik. 270'de başa geçecek bir şey yok. Yani hepsini açacağız zaten ya. Savaşa girmeden hepsi açılır. Donanmada hiç sıkıntı yaşamayacağız yani. Filipinleri annexleyemedik ya. Bazen Filipinlerin ordusu falan da kalıyor. Yani onu şöyle isteyip silmek daha mantıklı ya da bunu bu şekilde bırakıp annexlemek daha mantıklı olabilir. Bir kere öyle bir debuff'la karşı. Debuff değil de yani. Debuff da sayılır aslında ya. Çünkü oradan attrition yaratıyor. Kullanılmayan bir birlik yani. Filipinlerin ordusu ama Filipinler'de bir devlet yok ortada. Öyle düşünün. Annexlediğiniz zaman öyle bir sorun. Mesela bakın burası açıldı. Ne yapıyoruz? Gitmiyoruz. Çok sıkıntı. Burayı görmezden geliyoruz. Buna niye gidemedik? Yeteri kadar senatör yok. Tamam. Bir ufak çalışma yaparız da şu 50 politik power'a ben önden bir
Integrate tapıt yapalım. Şimdi 996. Tamam, onu daha sonra şey yaparız. Ayarlarız. Ayarlarız. Onda bir sıkıntı yok. Biraz Poetic Power da gelsin buradan. Bir orta boy lobby çalışması yapalım. Şimdi. Sonra ben bir altyapı atarım böyle sağa sola birer tane. Bu biraz düşürür seni. Bağımsızlığını. Şunları bitirip öyle yapalım. Hatta askeri fabrika da dikebilirim. Sonradan bize geçecektir zaten annexlediğimizde. Tabii önce altyapı yapsın hatta. Daha iyi olur. Şunları da unutmadan. Tamam, güzel. Bu yapacaklarımız bakalım ne kadar şey götürecek. Puan götürecek adamdan. Göreceğiz. Evet. Şimdi bunun için ne gerekiyordu? 60 senatör, 26, 260 temsilci. Ha, alabiliriz bak. Bu çalışması bitsin gelir belki. Şuralardan tam tersi gidiyor. Şundan geliyor. Bunda dikkat edin. Şunlar götürücü. Bunlar destek yapan. Mesela şöyle direkt tak diye alabiliriz. Mesela hemen atadı. Yeterli geldi mi? Gelmedi neden? 61, 261, 61 tamam, 261 değil ha. Temsilcilerde yeterli değiliz. Tamam, o da gelir mi bilmiyorum. Bakalım göreceğiz kaç geliyor burada. Geliyor galiba. Aa, tamam geliyor. 50 geliyor. Şey geldi. 20 mi geldi? Neyse. Oldu. Gidebilirim. Hemen gidelim. Hızlıca gidelim. Yavaş büyümeden artık tam büyümeye mi geçiyoruz? Artık tamamen ortadan kaldırıyoruz debuff'ı. 400 gün diyorsun. Biraz bekleyebilirsin. Radar açalım. Radar önemli. Ufak bir lobi çalışması daha yapalım. Bulunsun cebimizde. Ne olur ne olmaz. Tamam. Evet. Buradan gidelim. 230 git ya. Yapacak bir şey yok. Başka gidecek bir şey kalmadı. Amerika'da öyle bir olay var yani. Hani bütün teknolojik atılımları hızlıca yaptığınız için geçecek bir şey kalmamış gibi hissedebilirsiniz. Donanmaya yönelmedim. Var olanla yetineceğim şimdilik. Uzun vadeli bir oyun olmayacak zaten. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Filipinleri ne durumda? Yapımlar devam ediyor. Tamam, gelmiş altyapılara. Altyapılardan sonra da askeri fabrikalar şeklinde ilerler. Ne olmuş peki? 900'lerdeydi. 800'lere gelmiş. Güzel, yavaş yavaş azalıyor. Burada ne var? 31 oldu olacak. 30,8 yani. Tamam. Güzel. Artıyor faşizm. 30'u geçtiyse şu fokusa gidebiliyoruz demek artık. Şu fokusu. Bu da güzel. Burada şey var. Küba'ya bir Wargold alıyorsunuz. Justify Wargold Time'ı azaltıyor. Daha hızlı justify atabiliyorsunuz. Şu sağdakinde. Meksika'nın olayı var da buna gitmeden zaten Meksika muhtemelen savaşacağız Meksika ile. Ona gerek kalmayacaktır. Bu da Kanada'dan Kanada koridoru herhalde British Columbia kısmını şu kısımları demat ediyorsunuz. Ben bir iki defa yaptım vermedi. Öyle bir olay var. Ona bir denemek lazım. Birkaç alternatif şeyleri. Şimdi şuna gidelim artık. Evet. Buraya gidelim. Muhtemelen Meksika'nın olayı da gelir. 38'e geldik. 39. Şöyle bir duruma bakalım askerlerin içine. Bir tane dağcı koyalım. Belki iki dağcı yapabilir miyim? Meksika'da işe yarar. Yok, iki dağcı yapamıyoruz. Senin şöyle sembolünü değiştirelim. Bunu silelim. Buna gerek kalmadı. Atlıları da kullanabiliriz. Atlı da kullanabiliriz. Bir saniye, ben artık bir yavaş yavaş askeri şey yapmak istiyorum. Ne yaptık? Topu mu geliştirdik biz? Evet. İkinci seviye kullanalım. Ya şu Filipinler muhabbetinden sonra sivillere bir ara verelim. Şunları şöyle. Tamamdır. Evet. Kaç? 170 sivil. 13 askeri yani, bu kadar tezatlık olmaz. Şöyle bir Türkiye bir şey istiyorsun da şimdilik değil. Türkiye'de de arayı tutmak lazım. Koryum Antalya'daki kaynakları bize bağlayacaktır. Şöyle birer tane atın. Sonra yine bakarız biz oraya. Şu ajan yine bir nerede? Japonya'da ne yapıyor diye bakıyorduk fokuslarına. Ne yapmış bakalım, yaklaşmış mı bize? Yok, daha var. Daha var. İyi. Triple pack yapmamış zaten. Triple pack yapmadığı zaten görebilirsin. Triple pack yaptığı zaman
Almanya, İtalya ve Japonya birbirlerini garantiliyorlar. Burada yoksa demek ki Triple Pack daha yapmamış. O yüzden hani ajanda boş yer aslında çok da atmaya gerek yok gibi. Triple Pack'ten sonra Filipinler geliyor ya, bunu da çözmüş oldum. Nevi size sana bir improve atalım. Hak ediyorsun sen. Sen de Meksika'ya at. Git Meksika'ya bakalım. Meksika'ya at. Meksika'nın şeyi gelir yakında ya. Şöyle bir line attack gibi verelim. Ufak trainingler yapın. Şunu 9'u 10 yapın. Gidelim, gidelim. Güzel. Lobby çalışmasını artık o kadar da gerek duymuyoruz eskisi kadar. Daha buradan ufak bir consumer goods vererek alabiliyoruz. Gerçi bizim ufağımız da 3 sivile falan bedel kefe yapmadı. Neyse. Çok da mühim değil yani o kadar. Biraz politik power biriktirip annexlemek için lazım olacaktır. 520'lere gelmiş, güzel. Şunlar da bizim geri kalanı şeyle tamamlarız. Konvoyla tamamlarız geri kalanı. Bizim konvoyumuz zaten hep konvoya basıyor. Başka bir şey basmıyoruz. Sen geldin, güzel. İyi geldin, hoş geldin. Nerede? Göremedim. Aa, şuradan da gitmemiz güzel olacaktır. Evet. Limit de çekti değil mi? Şey, şuradan. Güzel. Askeri alım yasasını artırıyor biraz. Manpower'da şu an tabii asker çok fazla kullanmadığım için sıkıntı yokmuş gibi geliyor ama bir Amerika'yız, bu ne biçim manpower deriz yani. Kısıtlamalar var. Halk çok uğraşmak istemiyor. %34 faşistiz. Güzel. Artıyor ama artış hızı neydi? 0.05'e 0.03'e geldi işte. Yani biraz azaldı. Gittikçe hafif 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 azalıyor. Biraz böyle son noktalarda artık diyorsun hadi. Hadi artık diyorsun. Meksika'ya çıkarma yapabiliriz. O yüzden çıkarma birliği de oluşturabiliriz. Şu atlıklı birlik. Bunun için düzenlemek istiyorum da. Neyse şimdilik şöyle bir 24 düş bize bakalım. Sağda solda kullanırız seni. Bu arada İtalya'yı improve'layalım. En iyi silah veren İtalya'dır oyunda. Demeyin demokrat falan. Improve'layın geçin İtalya'ya. Yunan agresyonu alırız İtalya'ya. Sonra İtalya bize silah atar. Türkiye'de Yunan agresyonu atalım. Aramız iyi olsun. O da sırf kaynak verecek diye yaptım. Ha, İtalya'nın agresyonu atamıyoruz. Bazı reasonları varmış bize karşı. Stratejik nedenleri varmış. Neyse improve'lamak bile yeter. O improve'a bile şey yapar. Ne derler? Silah atar. Silah atar yani. O yüzden Meksika Savaşı güzel. Sürekli improve, sürekli silah tarzında. Hiç askeri fabrika basmasanız dahi onun acısını çıkartabiliriz. Şu an bir şey gitmeyeceğim. Aslında gitmek istiyorum. Komandan falan almak istiyorum. Komutan almak istiyorum daha doğrusu. Filipinleri anneksemek istiyorum öncesinde. Filipinleri anneksleyebilmek için ne kadardı? 150 bizde var. 150 daha gerek. 300 politik power istiyor. 300. Land Doctrine kısıyorsun. Bu da mobilizasyon hızını artırıyor. Şu da güzel aslında. Ha, bu da güzel aslında ama şunu çok daha istiyorum. Onu hızlıca gidersek güzel olur. Politik power kullanasım geliyor da. Hiç unutmayalım. Siz de yeter training yaptınız. Bir çekilin şöyle bir. Gelin sen dur. Sen durdur, sen durdur. Bir araya gelin siz de. Bakalım ne var ne yok. Kim, kaç kişi? Şöyle Texas bölgesine. Sen de evet. Her şey bitir. Savaş çıkarsa Meksika kıyılarına yanaştırırım seni de. Bu da güzel oldu. Trainingler güzel oluyor. Dediğim gibi tarihselliğin dışında bir oyun oynarsanız Meksika ile savaşmak çok çok daha rahat oluyor. Onu da önden söyleyeyim. İç savaş şey için daha rahat oluyor. Yani gücünün yarısını falan kaybediyor kafadan. Öncelik verdim hızlı hızlı düşsün diye. Sen atlı biri vardı ya. Sanki az önce yanlış. Evet sen değil mi? Sana training yaptıralım. Oo, camouflage expert olabilir. Gerçi bizim camouflage expert'e ihtiyacımız yok. Amerika'yız en nihayetinde. Houston'dan atalım seni. Üstünden bir plan çizersen güzel olur. 300 diyor, 240 diyor, 300 diyor, 125 diyor. Hadi bakalım. Silah mı geliştirdik biz? Aynen öyle. Training yerimiz yoktur diye umut ediyorum. Aynen yok, güzel.
Motorize ihtiyacımız olabilir. Aşağı bir 5-5 diyorsun. Bir yerden onlara kaydırırız. Motorize tabii ki ihtiyacımız olacak. Lobi çalışması yapalım. Bunları da alalım çünkü biraz geri düşmüşüz. Niye öyle olduk bilmiyorum. Ah, o 50'ye basmayacaktım. Neyse, neyse. Gitti biraz Potip Power. Biraz gitti Potip Power. Focus mu gitmesem acaba ya? Ama fark etseniz bu Great Depression debuff'ını kaldırdıktan sonra şu an kafamız rahat yani. Hiç öyle bir eksi yanda bir şey yok yani. Şu an lobi çalışması yaptığım için biraz gidiyor ama onun dışında bir sıkıntı yok. İyi artıyor yani. Şöyle bir bakalım, Filipinler 430'lara gelmiş. Filipinler şu an bir şey yapıyor muyuz? Artık bir şey yapmıyor. 439'a ne götürür? Ne kadar yeter? Yeter miyiz? Yeter herhalde. Konvoyumuz ne yaptı lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mühendis. Tamam. Yetiyormuş evet şöyle. Şöyle 700 tane yeter. Zaten geri alacağız zaten. Yani. Hepsi yine geri gelecek bize. Ha bir de bunları atıp bunu Japon'a kaptırmayın. Onu ben söyleyeyim de. Evet. O gidene kadar da Politik Power biriktirir miyiz? Biriktiririz herhalde. Geliyor yavaş yavaş. Focus gitmeyeceğim ki Politik Power biriksin. Şunlara da düşelim. Bir tane kalmış sende. Gel de seni düşelim. 115, 116. 17, 18, 19, 20. Hadi gel. Gel. Sen de Hüsnü'ne gel. Bunlar burada ufak traininglerini yapsınlar. Hatta bir durduralım. Şöyle ikili ikili çizelim. 10 tane atabilirdik yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle limanlar önemli olan. Bir de limanların sağa solu. Limana çıkarken takviye olsun diye. Sen de bu tarafa hatta şöyle çıksan. Bunu attık mı ben? Neye bastım? Neyse garanti olsun diye biraz şöyle aşağıdan seçeyim. Sen de buralara çık böyle. Tamam. Güzel. Şimdi planı çizdiğimize göre trening yapabilirsin demek oluyor. Güzel. Burası güzel kalsın. Ot kalsın. 288 oldu. Güzel. Gitmiş konvoylarımız. Evet. 6 politik power gelsin. Annex diyelim. Bekleyelim gelsin. Sen, evet geldi. Annex dedik. Güzel oldu. Şimdi Filipinlerimiz var. Filipinlerimiz var. Şu orduyu iyi ki almışız. Sildim. Her şey yine aynı şey oldu. Bakın bu oluyor. Demek güzel, iyi denk geldi ya. Şöyle asker var burada. Bildiğin şey yaratan. Ne derler? Attrition yaratan. Saçma bir şekilde. Gerçi free bırakınca artık bizden çıkacağı için sıkıntı yok. Japon Triple Pack yapmış mı? Buradan bakabiliriz. Daha yapmamış. Yani free bırakabiliriz. Ya da bir süre böyle şeyini kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ona bakarız, ona bakarız. İstiyorsanız free bırakalım. Sözünü ettik, şey olmasın. Sakın papa bırakmayın. De tek onu uğraşmayalım. Evet, Filipinler artık bağımsız, demokratik, kendi haline bir devlet. Bu noktadan sonra artık herhangi bir Japon tehdidi yoktur. Ben şu an Japon'la savaşmak istemediğim için böyle bir hareket yaptım. İsteseydim çok da rahat yapardım ama şimdi biraz oraya odaklanıyorsun, zaman alıyor. Gerek de yok aslında çok. Bir de Japon'un güçlenmesi biraz daha mücadeleci bir oyun ortaya koyuyor. Daha eğlenceli oluyor. Önden girerseniz çok da bir şey yok. Hatta bu kaza olacak şimdi. Oradan bir özür dileyecek. Yani onu da kabul edersiniz etmezsiniz. Size kalmış. Bunlar şimdilik kalabilir. Şuna gitmek istiyordum, unutmayın. Bir ufak lobi çalışması yapabiliriz. Şöyle. Tamam. Meksika'nın şey gelmedi hala. Niye gelmedi bilmiyorum. Birazdan o gelir. Ben bir şey üretmiyorum. Bir tane fighter kalmış. Kalsın bari öyle depoda. Dağcı geldi. Şuna gideceğim artık. O mecbur ihtiyacımız olan bir şey. Ne kadar faşistiz? %41 faşistlik oranına sahibiz. Evet. Bunlar traininglerini yapıyorlar. Tüm gözler Meksika'da.
Sen İtalya'dasın. İtalya improvların güzel bir şekilde improvlamışsın. Sen Türkiye'desin. Şu İtalya'daki arkadaş kalsın, belki savaşta şey istersek daha iyi olur. Diplomatik baskı. Sen training'i fena yapmamışsın. Güzel. Askerliğin şu yavaş yavaş dolar diye düşünüyorum çünkü var. Yani işte şeyden de istediğim için, İtalya'dan da isteyeceğim için biraz dolsun da istemedim ama neyse, onu da gösteririz sonra bir şekilde. Fazla asker varsa öyle isteriz, oradan gösteririz. Askerliğimiz içi boş olmasın. Nasıldı bunun için? Böyleydi, güzeldi. Bizim garnizondaki de mi şu? Onu yeni bir sade bir garnizon birliği yapayım şöyle. Sadece atlıdan oluşan 8 vit veya 10 vit yeterli. Çok uğraşmak istemiyorsanız çok manpower yoksa 8 vit yapıp takılabilirsiniz. Böyle. Hatta şu an bir yerden bir sıkıntı yemiyoruz galiba. Bakayım. Sıfır hepsi. Artış martış yok. Böyle güzel. Yeni bir yer alsaydık hani orada bir isyan yeme olayı olurdu. Ya da Filipinler'de olabilirdi. Oraya hemen bıraktık. Filipinler'de muhtemelen olurdu zaten. Onda daha yüksek yasalar uygulardık. Baskıyı artırırdık. Sen geldin, sen geldin. Recruit population veriyorsun. Tabii. Gel gel. Gel gel gel. Bunları artıralım tabii ki de. Hatta şu Recruit Population biraz bekletelim. Bunu artırmayı oynayalım. Çünkü çok çok düşük. Hiçbir şey yapamıyoruz gibi yani, öyle düşünün. Civilian ekonominin de iki katı yani. Üf, çok fena. 150'ye çekeriz ya. Parçalı çekeriz. War ekonomiye geçebilir miyiz? Meksika savaşı olursa. War support'umuz yeterli gelmiyor. Bir de Meksika çok güçlü olmayabilir bize karşı. O yüzden bunu çekemiyor olabiliriz ama ben her ihtimale karşı onu çekmek istiyorum da şu an çekemiyoruz galiba. Savaşa mı bilmemiz lazım onun için? Galiba evet. Ben kaldıramıyorum. Yok, savaşta olmamız lazım. Ayaksı neyse. Neyse oluruz. İngiltere savaşa mı girdi? Evet, Polonya savaş, Almanya Polonya'ya girmiş, İngiltere de savaşa girmiş. O yüzden İngiltere bir tane ajanımız vardı bizim sağda sol takılan. Gel sen şuraya. Buraya bir improve at. Şimdi az önce bahsettiğim konu İngiltere'den adaları isteme konusu. İşte Bermuda falan. Bunu isteyeceğiz. Başlatalım. İngiltere savaşa girdi. Yani sen oraya koruyamazsın. Bize ver muhabbeti. Hani gelişim falan atalım. Aramız iyi olsun. Tabii faşist olmadan bunu yapmak daha önemli. Faşist olsak muhtemelen gülü git diyecektir. Evet, şu an bizim bir Meksika Savaşı'na ihtiyacımız olabilir. Gelsin bakalım. Politik power'da harcamak istemiyorum yasa değiştireceksek diye. Askeri fabrika dikime devam. Askeri fabrika önemli. Şöyle her yere birer tane. Çok takılmıyorum altyapı nerede var nerede yok. Çünkü iyi dikiyoruz, hızlı dikiyoruz. Fena bir güç değiliz. Çok ince detaya da gerek yok o kadar. %44, %45, %50. İmprov attık değil mi? Atmışız. Ateşe bile atarız ama ateşe de gerek yok. Önden böyle bir askeri şey, donanma geçişi isteyelim. Gel hadi. Gel de güzel. Negation geldi. Attık. Güzel. Tamam, %'dik bize karşı bakışları. %100 oldu artık. Verir. Politik baskı da var. Verir. Sovyetler de Doğu Polonya'yı ihlak etti. Şöyle alalım alacaklarımızı. Bu politika az propaganda yapabiliriz. Bunu yapalım hatta önce çünkü bu bayağı fazla getiriyor. Yok, aynı getiriyor. Ama bu yeterli gelir mi? 90 günde haftalık ne diyeyim? 10 15 falan artacak. Kalsa tam sınırda bırakabilir belki. Neyse şu 75'li yapayım. Lobi çalışması yapmak istiyorum da Politik Power'dan da çok ödün vermek istemiyorum. Ama bir şundan yapacağım. Bu da Consumer Boost getiriyor ama ondan da yapacağım. Üstünlük bize olsun. İngiltere yardım edip yapabiliyoruz. Hiç gerek yok. Zaten Roosevelt yok ama Roosevelt tekrar da gelebiliyor bu arada, onu da söyleyeyim. Biraz da oyalanırsak seçilmeye de Roosevelt'i size geri getirebiliriz. Geri gelmesi bir şey değiştirmez. Artık gideceğimiz sokakları gittik zaten. Ya da geri gelmemesi bir şey değiştirmez. Her türlü yolda. Evet, İngiltere'den Bermudaları, Bermudalarımızı aldık. O da kabul etti. Güzel. Bakın, burası bizde şu an.
koloni diyor. Peki orada isyan yiyor muyuz koloni olduğu için? Koloni olduğu için yemiyoruz da muhtemelen aynı. Nerede yiyoruz? Bir yerlerde yiyoruz gibi. Evet, buralarda yiyormuşuz. Mesela biraz böyle yasayı ya da oraya özel artırabilirsiniz. Böyle toplu yasa artırma değil de. Şöyle göstereyim. Artan yerler neresi? Mesela şurası. Mesela burada sivil değil de şöyle marşal yapabiliyoruz hatta böyle. Böyle yapabilirsiniz yani şey yazsa. Ben power'ınızı alsam. Ama galiba şey az mı geliyor bilmiyorum. Hı, tamam düştü. Tamam düştü bakın. Ne oldu? Hemen aşağı yönlü oldu. Yeşile döndü. İsyan çıkmadan bastırdık gibi bir olay oldu. Gerçi isyan çıkması için 80-90 gitmesi lazım da. Neyse. Meksika ne yaptın? Sen Meksika'nın şeyini göstermedin bir türlü size. Sen İngiltere'de mi? Sen bir gel Meksika ne yapıyorsun? Hangi Fox'ta? Bakalım. Normalde şu an gelmiş olması lazım o dediğim olayın. 39'a geldik. 40'da mıydı yoksa ya? 40 olmuyordu diye hatırlıyorum. %45 faşistiz şu an. Unutmayalım. Güzel bir faşistlik oranı var. Bunlardan da almak istiyorum artık ya. Savaşacaksak eğer almamız lazım yani. İnfantrilerini alalım önden bir. Bulunsun. Biz bunun için yaptık. Şunun için yapacaktık galiba değil mi? Support verelim. Bunu da 21 yapmak için ben şöyle yapıyorum. Topçu. Motorize topçu veriyorum. 21 oluyor böyle. Yani 21 bit güzel olduğu için. Burada normal atılan ayrısın şöyle bir satrançtaki ata benzer bir at sembolü koyalım. Siz ondansınız değil mi? Tamam. Değişiklik yok. Siz treningi bırakın artık. Siz de treningi bırakın artık. Artık treningi gerektiren bir durum yok. Her şey hazır ancak. Meksika mı? Ne yapıyor? Meksika gerçekten şöyle bir kıskaç taktiği yapmayın. Hiç gerek yok. O kadar altyapıya maltyapıya yazık. Bu arada altyapı demişken buranın şeyine hiç bakmadım ben ya. Ya. Buradan böyle tak tak hızla artırabilirsiniz. Yani nereden yerin ne yapıyor diye. Amerika'da mesela biraz gıcıktır. Şöyle hızlı hızlı artırabilirsiniz. Bütün, buraya gelen bütün yolları fulliyor mesela şu an. Tabi fullemeyin siz. Biraz artırsanız yeter şöyle ama. Ben biraz fulleyeyim dedim. Zaten buna bağlı oluşum ne çıkıyor? Mesela Los Angeles kısmı böyle. Los Angeles'tan açıklara konvoy gidiyordur. Houston'da muhtemelen fullenmiştir çünkü oraya gelenlerin hepsini fullediğimiz için. Belki böyle farklı bir lokasyon daha fullleyebilirsiniz. Hani oradan çıkarma yapmak için. Kanada için de yapabilirsiniz. De şimdi gerek yok. Şu an aşağıya dizdi hepsini. Tabii biraz fazla dizdi. Göstereceğim diye hepsini fullettik ama. Neyse. Yapalım ya altyapısız olmasın. Şu an bile kurtarıyor aslında. Çok büyük bir etkisi yok ama. Ona gittik, buna gittik. Hepsine de gittik gibi. Küba'ya dalabiliriz. Gidebiliriz ya bu Küba yönden. Dur şuna gitmek istemiyorum ama biraz beklesin kalsın. Burada belki almak istemiyorum. Şu önemli. Special Force kullanma oranını artırıyor ki bizim en sevdiklerimizden Special Force kullanma oranını artması. O yüzden onu alın mutlaka. Dağcıyı daha çok kullanabiliriz. Özel, ayrı bir dağcıya gerek yok ama. Aa bir dakika geldi. Sen bütün her şey dur. Geri dön. Evet. Geldi. Meksika şu an diyor ki ben diyor milliyetçiyim diyor abi diyor. Ya böyle görmezden gelebilirsiniz. Ya bana bir ufak ambargo hareketi yapabilirsiniz. Ya da vargo olursunuz. Ve de direkt deklare edersiniz. Evet. Uçaklarımız neredesiniz? Senin gibi bırakın. Bir şuna, bir de şuna git. Sen desin, sen de mi? Sen de buna git o zaman. Fighter var mı? Sen de bir buna, bir de buraya yayıl. Onlar yayılsınlar. Gerçi herhangi bir şekilde donanması çok ufak bir şey var ama. Sen de gel buraya yanaş. Siz de parça parça yapalım. Sana ben vermedim bir şeyler. Farklı tefek şeyler verelim. Burada şey olacağını zannetmiyorum. Hatta tamam böyle konvoy raiding de atabiliriz. Şimdilik böyle çıkartalım. Sizleri önden başlayın saldırıya. Saldırıya başladık. Şeyi unutmayacaktık evet. Dencik. Şöyle bir kaba taslak düşüyormuş gibi yapsak.
Sanki hani yetmese bizim silahlarımızda biz de İtalya'ya gitsek o kadar improve attık boşa değildir deyip bize böyle bir tüfek, top mop bir şey, senin topun yokmuş, support ekipman varmış. Silahlar başka bir şey vermek istermiş, şöyle track falan veriyor. Combo istemeyelim. Evet, gitti. Gönderdi. Mesela 28 bin silah yolladı. Abi sen savaştasın. Niye böyle hareketler yapıyorsun? Neyse yani bunu da görmüş olduk. Hani İtalya'nın biraz kuyusunu kazmış olduk. Türkiye'de muhtemelen istesek de çok bir şey vermez. Veriyor ama hani aramız iyi diye veriyor. Ama çok bir şey vermez anlamında dedim. Bakalım. Uf, o da verdi. Yani bilmiyorum, ben içim acıdı. Yazık, kötü oldu. İngiltere aramız iyi. İngiltere'den isteyebiliriz. O da top vermiyor kimse. Galiba top açımız yok. Silah veriyorsun sen sadece. Ver bakalım. 8 bin silah verdin, anladım. Böyle bayağı bir silah yapmışım kaba. O kadar asker basmayacağız. Bayağı bir silah toplamış olduk yani. Niye bakacak? Çıkarmamızı aktive edelim artık. Deniz üstünde bizdeyken. İngiltere çağırıyor ama sakın da girmeyin. Hiç. Direkt biz oraya girersek Meksika'da şeyin yanına girer muhtemelen. Almanya'nın yanına girer. Hiç gerek yok. Bunu artık açabiliyoruz diye umut ediyorum yani. Evet, 150 potu power geliyor da şunu seni bir iptal edeceğim, kusura bakma. Benim o 150 potu power'a acilen ihtiyacım var. Burada biz ha, şurayı kesmişiz. Şuraya dibe kadar git, ben elle göstereyim yolu sana. Ondan sonra şey yaparsınız. Şöyle gelsen. Bu sırada buradan gidebileceğimiz bir şey var mı bakıyorum. Var, şuna girecektim. Kaldı çünkü bunu açmadık hala. 150 potu power almam lazım. War Economy'e dediğim gibi geçemiyoruz. Bunu da bile artıramıyoruz. Öyle düşünün. Parça da geçiyoruz. Parça mobilizasyona geçtik de artık kafamız rahat. Yani hatta Meksika'ya savaş bir burada bekleyebiliriz. Yani biraz yılanlama hareketleri yapsanız, şöyle bir sızma harekatı. Çıkarmalarımız gelmiş. Bu arada onları atlamayalım. Şu arkadaşı destek olsam. İyi tutuyor, iyi tutuyor. Fena değil. Force atak verebiliriz. Liman alamamışız ya. O gücüme gitti. Şu limanı o yüzden almak istedim. Hatta şöyle last stand de vereyim. Böyle tam bir saldırı savunma. Ne var ne yok olayına dönsün. Bilmiyorum ki nereye alabiliriz. Bu da buna saldırdığı için aslında buradan bir debuff yiyor gibi. Sıkıntı yaşıyor. Çıkarmamız çok başarılı olmadı. Onu söyleyeyim ama saldırımız güzel gittiği için çok çıkarmayanın başarısız olması çok durumumuza değildi. Siz orayı bitirin, daha yukarı tam geliyormuşsunuz zaten. Bu sırada ne gidecektim, benim gideceğim bir şey vardı ya. Ne gidecektim? Şunu bir sürü slot veriyormuş. Bunu da alalım ya. Bir sürü slot önemlidir. Ne yaptınız? Çıkamadınız mı bir yere? Yani ben buraya şey yapsam yaparmışım aslında. Ya. Evet, çıkamadık. Yapamadık. Edemedik. Aslında bir marine yaparım, şey için yaparım. Küba çünkü iyi tutuyor. Küba için şöyle güzel bir marine yapılır ya. Ama şu an şeyimiz yok. Tamam. Army Experience'imiz yok. Biraz agresif mi saldırırsanız acaba? Nasıl yapsanız? Buraya mesela böldük ya. Bir dakika. Sen bu tarafta, sen aşağıda kim misin? Seni mesela ben bir ayırsam. Şöyle burayı böyle bir bölsem. Hatta sana bir ayrı bir komutan versem. Eisenhower gelse bak. Eisenhower değil emin. MacArthur'dan Eisenhower'a terfi ettiğin gibi bir şey oldu yani. Gel bakalım. MacArthur da böyle aşağıdan aşağıya doğru gitse. MacArthur hatta biraz agresif olsun. Vizajına da yakışır. Eisenhower da daha böyle sağlam gitsin. İşte yapın bir şeyler ya. Evet, 1940 yılına geldik. Kasım ayındayız. Şu an referandum talebi geldi. Buraya kadar olan kısmı bir kısmı atladım. Uzun sürmesin diye ama bakın achievement kısmı hala açık. Yani herhangi bir şekilde değişiklik yapmadım. Olduğu şekilde devam ediyor. Burada şu an bize şey var. İki seçenek var. Birincisi Faşist Parti'yi ki başa getireceğiz. 153'e geldik şu an. Diğeri de İç Savaş çıkaracağız. İç Savaş'a ne gerek var? Direkt Faşist Parti'yi başa getirme şıkkı. İlk şıkkı tıkladık. Bakın. Free American Empire. Evet, şu şekilde başa geldi. Kanada'yı da aldım. Hemen Almanya bizi dahil. Kanada'yı da aldık. Güzel oldu. Şu an tabii İngiliz savaşıyoruz ama tabii İngiliz çok da güçlü değil. Bize karşısına aldığı için donanmasını falan burada bayağı bir parçaladık ettik. Böyle daha Kuzey Amerika birlik şeklinde görmek daha güzel olacak diye bu şekilde yaptım. Size Küba'yı iptal edebiliriz. Non-aggression kabul edebiliriz. Bayrağımız bu şekilde. Burada bir de seçenekler vardı. Neredeydi onlar? Faşist olunca geliyordu. Evet, burada
Evet, başkenti taşıyabilme olayı var. Free American Empire'ı Konfederasyon Amerikası olarak değiştirebiliyoruz. Yani bu pek bir şey değiştirmiyor ama hani isterseniz öyle yaparsınız. İç savaşa ithafen öyle bir yapabilirsiniz. Bayrakla bu şekilde bayrak güzel oldu aslında. Fena olmadı. Free American Empire olarak kalabilirsiniz. Yine başkan aynı kişi. Bir şey değişmiyor. Herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. Şu an politik power'ım yok. Onu da göstereyim biraz. Gelsin politik power'ım bu sırada. Almanın yanına girebiliriz. Aksine katılabiliriz. Şu an şeyiz, tarafsızız. Herhangi bir yerde değiliz. Baş başımıza da, yani Venezuela'da da ittifak kurabiliriz. Hatta buna nereye ait misin sen? Faşist olmamış şey. İspanya. Olsaydı onunla da kurardık. Vichy faşist değil mi? Vichy faşist. Mesela Vichy ile de kurabildiğiniz alternatif bir şey olur. Hatta şöyle bir NATO kurabiliriz yani mesela. NATO. Evet. Evet, bir NATO kurduk. Fena olmadı. Bir şey tabii savaşa çağırabiliriz. Erken bir savaş bir şey için. Bilmiyorum iyi mi olur, kötü mü olur. Almanya'ya da katılabiliriz. Dediğim gibi İspanya'nın faşist olması durumunda İspanya'da ilk ittifak kurduğumuz zaman kabul ediyor. Sonradan kabul etmiyor. Kırılmış ittifak katılma konusunda sıkıntı yaşar ama kurulmamış bir ittifak yani sıfırdan bir ittifak kuracaksanız gelir. Faşiste gelir. Hani şu an faşist değil, onun bir iki fokusu daha var. İsterseniz siz de ajan yollayıp faşizme kaydırma oranını artırırsınız ama kendi fokusundan zaten gelip gidiyor. Karışmayın bence, kalsın. Yani burada şu an bir şey yapmayacağım için böyle laf olsun diye seçelim. Fighter'ımızı da alalım, taktikimizi alalım. Kayıt kalsın, belki sonra oynamaya devam edelim. Şu şeyi göstereceğim. 10 puan daha gelsin. Politik power'ı. Başkenti taşıma çok bir anlamı yok. Richmond'a taşıyormuş. Virginia'ya. Şu an iyi, Washington'dan çok fazla altyapıyı sağ sola yaptığımız için çok da önemli. Gerçi hemen aşağısı büyük bir olay değişmiyor ama. Ama gerek yok. Ha, ilkini yapabiliyoruz. Evet. Şu an Free American Empire olarak var olan bu devletimizin ismini Konfederasyon olarak değiştirelim. Evet. Confederated States of America bayrakta bu şekilde oldu. Konfederasyon bayrağı. Rengi biraz daha solukça oldu. Diğeri mavi daha Amerikan rengiydi. Bu biraz daha böyle gri tonlarında. Daha böyle bir hafif bir aksi andırıyor ama biraz daha açık. Evet, bu şekilde oldu. Sonra devamı gelir. Biraz faşizm artırmış. Gerek yok. Yine dediğim gibi şu Focus otomatik bypasslanmış oldu. Ben bunu seçmedim. Faşist olduğumuz için. Bundan sonra herhangi bir savaş veya benzeri herhangi bir durum yok. Yani şuradaki Focus'lara gitmenize gerek yok. Hiçbir şey yapmayın yani. Burada uğraşmayın. Şuradaki Focus'a devam edin. Devamında bunun için zaman alacağı için hepsini sonuna kadar göstermeyeceğim ama Küba'ya karşı şey yapabiliyoruz. Bunu zaten bypass diyor, evet. Meksika'ya zaten saldırdık. Bir sıkıntı olmadı. Orta Amerika devletlerini improve atın. Aranız iyi olmayana da ajanla şöyle şey atarsınız. Mesela atıyorum Honduras, gerçi Guantanamo'da mesela çok da iyi değildir diye düşünün. 81 yine fena değil. Atarsanız o da biraz improve var. Beğen şey yapmanız size yanaşmayacak. Diğerlerine şey gidiyor. Davetiye gidiyor. Bize katılıyor yani. Bizim papatımız oluyorlar. Bu Fox'a giderseniz olmayana saldırı alırsınız. Onun sıkıntı yok. Ondan sonra şunu ne getiriyor tam emin değilim. Bunları tek tek denemeniz lazım. Pasifik'ten şeyler istiyor. South Amerika istiyor. Tamam, hatırladım. Bu şu an biz İngiltere savaş halinde olduğumuz için Avustralya ve Yeni Zelanda'yı istiyor aslında İngiltere'den de. Şu an İngiltere savaş halinde olduğu için çok bir anlamı yok bunun. Normalde İngiltere savaş halinde değilsek savaşmayabilirsiniz. Yani sakin sakin takılabilirsiniz. O durumda İngiltere'den Avustralya ve Yeni Zelanda isterseniz güzel olur. Burada Yeni Zelanda, bu da Hollanda'dan kolonilerimizi istiyor. Yani Dutch şu bölümü, Endonezya bölümünü istiyor. Buraları istiyor. Ki bayağı da güzel bölgeler yani. Lastik kaynakları bayağı bayağı sağlam bir şey oluyor yani. Amerika kontrolsüz bir güce dönmüş oluyor noktadan sonra. Bu da global hegemonya diyor. Bu da şey işte, Sovyetler bütün herkese saldırabiliyorsunuz. Olay o yani. Evet, burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Böyle güzel bir oyun oldu bence. Mutlaka deneyin. Bir savaşsız daha da güçlü oluyor. Yani 1940 yılına geldiğimizde faşist bir Almanya, şey Amerika. Almanya. Amerika iç savaşsız bayağı ordusu, altyapısı, her şeyi güçlü, güzel, kendine gelmiş bir Amerika ile oynayabilirsiniz. Yani ben İngiltere falan saldırdım ama siz saldırmayabilirsiniz. Kanada'yı almak için yaptım ama Kanada'yı almaya da bilirsiniz. O da size kalmış. Kanadasız da bir Amerika olabilir. Kanada toprak bütün olarak güzel görünüyor. Yoksa çok da bir şey yok yani. Evet, böyleydi. Kendinize iyi bakın. Burada bitirelim.